Cumhurbaşkanı operasyonun Afrin'e kadar devam etmesi gerektiğini söylüyor. Keza MHP lideri Devlet Bahçeli de Afrin'e hatta en önde giderim diyor. Canım feda olsun diyor. Ama bunların tersine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e asla ve asla girilmemeli diyor. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi her vesile biz söylüyoruz ki CHP milletten kopuk bir siyaset izliyor. Bunların milletten haberleri yok. Bakın ben dün Erzurum'da bir şehit cenazesindeydim. Bir teğmenimizi genç yaşta toprağa tevdi ettik. Mekanı cennet olsun. Onun kayınpederinin bir sözü var. Bir başka evladı üst teğmen. Allah aşkınıza bu evladımı şehit olan eniştemin yerine gönderin diyor. Ölümüne bir mücadele veriyor. Teröristlere karşı, terörist anlayışa karşı. Bunu bütün dünya takip ediyor, görüyor. Ama ana muhalefette maalesef çatlak sesler zirveye varmış durumda. Bir ana muhalefet partisi düşünün ki parti meclisinde terörü teşvik eden, terörü teşhir eden, terörü metheden isimler yer buluyorlar, kabul görüyorlar. Bu anlayışın Afrin'e girelim demesini zaten beklemek abesli iştigal. Bunlar terör devam etsin diyorlar. Çok açık. Bunlar zamirinde, arka planında PKK'ya, PYD'ye destek veriyorlar. Bu açıklamanın başka izahı yoktur. CHP Genel Başkanı resmen millette dalga geçiyor. Şehitlerimizin vebali, kanı, onların ailelerin yaşadığı ızdıraplar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve şürekasını hep rahatsız edecektir. Ve Allah'ın izniyle biz bu terörü bitireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde milletçe kenetlenmiş haldeyiz ve Allah'ın izniyle de bu işi halledeceğiz. Onlar ne derlerse desinler. Terör neredeyse orada yok edeceğiz. Bu millete gelip bu sınırlardan tebelleş artık olamayacaklar. Bu kararlılıktayız. Millet adına CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum. Samimi söylüyorum, bu sözlerini de lanetliyorum. Millet adına bunu yapıyorum. İçimiz yanıyor. Daha dün Erzurumlu bir dadaşı toprağa verdik. Böyle bir imansızlığa cevaz göstermek kimin haddi nedir? Bir siyaset kurumunun başındaki isim bunu nasıl ifade edebilir, nasıl kabul edebilir bu anlayış? Millet adına söylüyorum bütün bunları. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.